Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Ekim ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, gezegeniniz Merkür 8 Ekim'e kadar retro hareketli olacak Terazi burcunda ve 8 Ekim'den sonra artık düzelecek. Dolayısıyla Ekim ayının ilk haftasında biraz daha enerjiniz, zihinsel enerjiniz içe dönük olabilir. Özellikle günlük hayatınızda yavaşlamalar olabilir. Terazi burcundaki Merkür retrosuyla ilişkileriniz, aşk ve duygusal hayatınız, çocuklarınızla ilgili konularda bazı gözden geçirmeler yapabilirsiniz veya eski konularla ilgilenmeniz gerekebilir bu dönemde. Karar vermeniz gereken konular varsa onlara da odaklanmanız mümkün. Ancak Ekim ayının ilk haftasında, özellikle ayın 10'una kadar önemli bir atılım yapmadan beklemekte fayda var. Ayın 10'undan sonra şartlar çok daha destekleyici olacak. Merkür ileri harekete dönecek 9 Ekim'den itibaren 0 derece Terazi burcunda ilerlemeye başlayacak. 2 Kasım'a kadar Terazi burcunda olacak. Dolayısıyla özellikle çocuklarla ilgili konularda aşkla, duygusal hayat, yaratıcılık, sanat, organizasyonlar, sosyal yaşamla ilgili konularda sizin için daha olumlu bir pozisyonda olacak. Ayın 8'inde Venüs Aslan burcundan ayrılıp Başak burcuna geçecek. 4. evinizde ilerleyecek. Venüs 8 Kasım'a kadar Başak burcunda olacak. Bu dönemde özellikle eviniz ve ailenizle ilgili konularda sizin adınıza daha hoş etkiler ortaya çıkarabilir. Venüs'ün Başak burcunda ilerlemesi, Jüpiter'le birleşmesi ve Oğlak burcundaki Plüton'dan ve Mars'tan da olumlu etkiler alıyor olması özellikle Ekim ayının 15'inden sonraki dönemi oldukça şanslı kılıyor. Ev, emlak, mülkle ilgili konularda bazı arzularınız varsa emlak almak olabilir, ev kiralamak, taşınmak olabilir, size ait olan emlakları bir şekilde değerlendirmek olabilir. Bu alanlarda güçlü destekler altında olacaksınız. Kredi bulabilirsiniz veya bir yerden veya ailenizden gelebilecek bazı desteklerle yatırım yapabilirsiniz. Özellikle aile ilişkilerinden de keyif alabileceğiniz bir dönem. Ailede bir genişleme olabilir, büyüme olabilir. Yaşadığınız yerlerin, evinizin veya ofisinizin konforu artabilir. Tüm bu konular ayın 15'inden sonra sizin adınıza çok daha olumlu bir pozisyonda olacak. Bunu değerlendirebilirsiniz. Satürn Yay burcunda biliyorsunuz geçtiğimiz Eylül 18'den sonra artık Satürn Yay burcuna geçti. Bu ayda Yay burcunda ve 7. evde özellikle ayın 10'u ve 11'i arasında Venüs'te bir sert etkileşimi var. Buna biraz dikkat edin. Aile içerisindeki bayanlar olabilir, otorite kavramları olabilir, eşiniz olabilir. Onlarla ilgili bazı sorumluluklar gündeme gelebilir. Biraz daha olaylara ciddi yaklaşmanız gerekebilir. Aslında Venüs Başak burcundayken toprak etkisi daha yoğun olduğu için duygulardan çok daha pratik değerler, somut değerler, iş, para, kariyer gibi konular veya geleceğimizle ilgili konular öne çıkabilir. Bu alanlarda daha güvenli adımlar atmak isteyebiliriz. 13 Ekim'de 19 derece Terazi burcunda yeni ay doğuyor sevgili ikizler. 5. ev yeni ayı. Aşk hayatınızla ilgili keyifli gelişmeler olabilir bu yeni ayın etkisiyle. Çocuklarla ilgili güzel gelişmeler olabilir. Çocuklarınızın eğitimi olabilir, kişisel gelişim olabilir veya yeni bir bebek haberi olabilir. Yeni ay tüm bu alanlarda sizi destekliyor olacak. 27 Ekim'de Boğa burcunda bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunay özellikle işiniz, günlük yaşamınız, sağlık koşullarınızla ilgili konularda iyileştirmeler meydana gelebilir. Jüpiter'in Mars'ın da Başak burcunda olması dolunaya destekleyici etkiler veriyor. Güneş ve Neptün arasında oluşacak olumlu açıda bu dolunayın enerjilerini yumuşatıyor. Özellikle sağlığınızla ilgili konularda hem ruhsal hem bedensel, kişisel bakımınızla ilgili konularda bazı yapıcı kararlar verebilirsiniz. İş hayatınız ve çalışma koşullarınızı düzenleyebilir, rahatlatabilirsiniz sevgili ikizler. Evet, ayın 10'una kadar lütfen Merkür Retrosu'nun etkisi süresince birazcık yavaşlayalım, önemli bir karar vermeyelim ama Ekim ayının ikinci yarısından itibaren gerçekten çok olumlu etkiler var. Hem aşk hayatımızda hem iş hayatımızda. Önümüzdeki ay görüşmek üzere, hoşça kalın.